Süleyman Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Süleyman Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Kimdir efendim Süleyman Bey? Süleyman Şentürk, Karasu'da doğdum. 82 doğumluyum. Evet. 10 yıldır aşağı yukarı bu alanda faaliyet vermekteyiz. Başka işlerimiz de var ama Karasu'da bu oyun sektörüyle alakalı ciddi bir eksik vardı. Ailelerin çocukları getirebileceği, eğlenebileceği herhangi bir yer yoktu. Evet. Biz de bu eksiği giderdik. Hem hizmet hem ticaret anlamında. Sektördeki açıklığı kapattınız aslında. İnşallah öyle olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki eksiklerimiz vardır ama elimizden geldiği kadar gidermeye çalışıyoruz. Evet. Burada küçük çocukların oynayabileceği oyun grupları, büyüklerin oynayabileceği masa tenisi, işte bilardo, yine oyun grupları, bazı oyun grupları, çarpışan araba, işte zıp zıp diyebiliriz. Evet. Trambolin. Kafeterya bölümümüz var. Kafeterya bölümünde yeme içme, işte yemek çeşitlerimiz var. İçecek çeşitlerimiz, soğuk sıcak. Tostlarımız, sandviçlerimiz. Evet, evet. Yemek grubunda hemen hemen aparatif olarak her şeyimiz var. Evet. Yani A'dan Z'ye her şeyi diyebiliriz aslında. Yani lezzetle alakalı da birçok seçenek var. Ya tabii ki, tabii ki. Evet ve şöyle hani röportajın başında da bahsettiniz ya. Hani gerçekten evden bile çıkarken çocuklar hep bir sorun oluyor. Hani insanlarda ya çocuk var, kesinlikle çıkmayalım, evde duralım falan gibi ama hani buraya gelindiği zaman bu algı da yok oluyor aslında. Güvenilir bir ortamda, kesinlikle, güvenlikli bir ortamda aynı zamanda da yer alıyorlar. Kesinlikle. Yani burada her türlü güvendesiniz zaten. Aşağı yukarı 20 kamerayla falan her İzleniyor. Taraf 4 bir nokta izleniyor. İşte şimdi yazlıkçılar geliyor, yaza girdik. Tabii. Yazlıkçılar geliyor. İnternet sitemizden bize ulaşıyorlar. Oradan adres bakın falan zaten var. Geliyorlar buraya. Evet. İşte sahil biraz daha yoğun olduğundan dolayı insanlar rahat edemiyorlar. Buraya geliyorlar, böyle bir yeri çok beğeniyorlar. Yani böyle bir yer olmasını çok beğeniyorlar. Evet. Hatta teşekkür ediyorlar. Hem para verip hem teşekkür ediyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii ki. Çünkü Karasu çok güzel bir yer aslında. Evet, yani bakmış Karasu olduğumuz güzel zaman. Karasu 10 numara yer. Biz Karasu'dan dışarı çıktığımızda Karasu'ya gelmek için sabırsızlanıyoruz. Evet. Hakikaten Karasu'da nefes alıyoruz. Evet. Karasu'yu seviyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Ve birçok yerden de ziyaretçi geliyor. Yurt dışından da çok gelen oluyor. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara çok gelen oluyor. Evet, her yerden misafirlerimiz geliyor. Evet. Peki aynı anda burada kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Aynı anda burada 300 kişi ağırlayabiliriz en az. 300 kişi. Bu evet, çok ciddi bir rakam aslında. Hiçbir şey değil aslında. Yani bizim için bir şey değil. 300 kişi ağırlayabiliriz. Hani böyle organizasyonlar falan yapıyor musunuz? Tabii, doğum günü organizasyonları oluyor. İşte başka ne yapabiliriz? Nişan olabilir, kına olabilir, kadın günleri. Nişan, kına değil de daha çok bu mezuniyet şeyler oluyor. İlkokul çocuklarının, işte anaokullarının oluyor. Liseli gençlerin işte böyle mezuniyet organizasyonları oluyor. Doğum günleri oluyor. Burada biz de yardımcı oluyoruz o konularda. Evet, severek yapıyorsunuz ama işinizi. Tabii ki severek yapıyorum. Yani mutlu etmek. Sevmeden hiçbir şey olmaz. Evet, insanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Evet. Yani siz de babasınız, buraya gelen çocuklarınızı da kendi çocuklarınız gibi görüyorsunuzdur. Tabii ki, tabii ki. Yani bu işleri yapabilmek için önce zaten baba olmak lazım. Baba olmadan çocuğun ne isteyebileceğini anlayamazsınız. Biz de bu konudaki eksikleri elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Evet. Aile buraya geldiği zaman diyoruz ya, işte aile burada oturup çayını, kahvesini ya da yemeğini yerken çocuk içeride ya da dışarıda eğlenebiliyor. Kışın çok daha iyi oluyor. Aileler bir hafta boyunca işte işle güçle meşgul oluyorlar. Hafta sonunda geliyorlar, burada bir nefes alıyorlar. Evet. İşte çocuklarının enerjisini burada attırıyorlar, öyle diyelim. Evet. Ondan sonra tabii o bir hafta yetiyor. İki gün buraya geldim, bir hafta bir rahatlık oluyor ailede. Yani çünkü evlerinde, iş yerlerinde sıkılıyorlar. Bunlar buraya geldiği zaman da huzur bulmak istiyorlar. Aynen öyle. Çocuklar zaten şampark şampark diye başlarının etini yiyor. Onunla alakalı sıkıntılarımız var. Aileler geliyor, bıktık sizden, usandık diyorlar. Bu bile oluyor. Bizi diyor buraya bağladınız diyorlar. Evet. Ama tabii ki memnunlar. Evet.
Bunlar çok önemli şeyler aslında. Evet, evet. Sizin böyle yani kendi doğup büyüdüğünüz yere de yatırım yapmanız çok önemli bir olay. Tabii ki yani biz yatırımlarımızı tamamen Karasu içinde yapıyoruz zaten. Evet. Kendi halkımıza hizmet ediyoruz. Evet. Yani bu işi sadece ticaret değil, hizmet olarak. Yani bu iş aslında gerçekten bak yani samimi olarak söylüyorum. Ticaret ikinci planda, daha çok hizmet yani. Gerçekten hizmet. Evet. Düşünsenize Karasu aşağı yukarı 65 bin nüfuslu bir yer. 65 bin nüfuslu bir yerde çocukların eğlenebileceği, oturup çocukların eğlendirebileceğiniz bir yer yok. Ve sizin yeriniz şehrin çok merkezi şehrin bir yerinde. Evet. Düz ayak olması da bizim için, vatandaş için bir alternatif, olumlu bir alternatif. Evet. Şehrin merkezi. Araç park yeri var. Tabii tabii, araç parkında da sıkıntı yok. Cadde olarak müsait bir yer. Evet. Şehir merkezi bir arka bahçe olduğu için. Burada puzzle'lar hep yerine oturmuş aslında. Yani her şey böyle yerli yerinde olmuş yani. Aynen öyle. Biraz diğer işlerinizden bahsetmek ister misiniz? Diğer işlerimiz 2003 yılında kereste biçmeyle başladık. İşte ağaç işiyle uğraşıyoruz. Daha sonradan inşaat malzemeleri, işte iş makine parkuru falan. İnşaat yapıyoruz, yazlık daire yapıyoruz. Harici işte akşamları da gelip burada. Evet, burada vakit geçiriyorsunuz, eğleniyorsunuz. Evet. Ki Karasu'da yatırım yapılması gereken bölgelerden bir tanesi, sürekli gelişmekte. Sürekli kazandıran bir yer. Karasu tabiri caizse altın yumurtlayan bir tavuktur. Evet. Bilene, diğerini bilene. Evet. Biz de buradaki pastadan payımızı elhamdülillah alıyoruz yani. Evet. Toplam kaç personelle çalışıyorsunuz peki bünyenizde? Şu anda 4 tane. Sürekli olarak 4 tane personelimiz var. Evet. Bayramlarda falan bunu artırıyoruz tabii. Organizasyona göre tabii değişiyor. Tabii, tabii, büyüklüğe tabii. Göre değişiyor bayramda aslında. İşte hafta sonları falan artırıyoruz. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz? Çok şükür yani biz istediğimizi bulduk. Evet. İnşallah vatandaşlarımız da istediğini bulmuştur bizden. Beklentilerini karşılıyordur. Evet. Biz bu hedefleriniz yolunda başarılar dileyelim sizlere. Teşekkür ederim. Buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Sizi sevenlere, Karasu halkına, buraya gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Buyurun, son sözlerimizi alalım. Röportajımızı sonlandıralım. Şimdi... Bir kere herkesi davet edelim buraya. Yani kesinlikle tabii ki herkesi bekleriz. Herkese kapımız açık, buyursun gelsinler. Evet. Ne bekleriz? Tanışmak bile önemli aslında sizler için. Ya, kesinlikle. Yani oradaki o güler yüz, tebessüm bile sizler evet. için kafi diyelim. Hem Karasu halkını davet edelim, hem yurt dışı ve şehir dışından gelen misafirleri de buraya, Şen Park'a davet etmiş olalım. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Sağ çok olun, sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.